Sezon çok uzun geçti. Çok yoğun geçti. Yani sezon başında işte bize yeni katılanlar oldu. Onların alışma süreci, herkesin birbirine alışma süreci, oyuna adapte olmamız, birbirimize adapte olmamız bayağı uzun sürdü ama sezon sonuna doğru özellikle son 2 aydır istenilen seviyeye ulaştık. İşte ya bunu sonucunda da hani Euroleague'de o normal sezonu iyi bitirdik. Şu an takımın özgüveni yerinde. Yani kendimize güveniyoruz. Şu an heyecanla Final Four bekliyoruz. Tabii ki o maçın adı El Clasico olunca herkesin bakışı değişiyor maça. Ya herhangi bir El Clasico maçı burada çok önemli. Fark etmez. Gazozuna da oynasak, kupa maçı da olsa herhangi bir El Clasico maçını ne olursa olsun yenmeye çalışıyorsun. Kazanmaya çalışıyorsun o maçı. Şu an bizim önümüzde 2 tane lig maçı var. Öncelikle hedefimiz o lig maçları. Yani tabii ki herkesin aklının köşesinde bir Final Four var. Final Four'da Real Madrid'le eşleştik. O var. Nasıl oynayacağız? Tabii ki herkes onu düşünüyor. Onun dışında ne söyleyebilirim? Sezonun içinde zaten bütün oynadığımız maçları kim seyretse o maçın nasıl bir atmosferde oynandığını herkes hisseder. Televizyondan da olsa herkesin o maçı nasıl istediğini, nasıl kazanmaya çalıştığını fark eder. Yani seyirci için, taraftar için inanılmaz bir maç olacak. Tabii ki ben yani içinde bulunmadığım bir organizasyonu yani değerlendiremem hani enine boyuna hani %100 ama hani yani herkesin beklentisi farklı. Ağası şampiyonluk diye çıkıyor. Bazı playoff, bazı iyi basketbol oynamıyor. Tabii ki ben bir Türk olarak yani onların Final Four'da olmasını isterdim. Efes'in yaşadığı sorunları ben bilemem. O yüzden onlar için yani bir şey diyemem. Ya bu her takımın yaşayabileceği sorunlar. Herkesin kötü bir sezonu olur. Onun hakkında hiçbir şey söyleyemem. Yani isterdim onların Final Four'da olmasını. Fener için de sonuna kadar oynadılar, mücadele ettiler. Yani playoff 5. maçı şu ya ne deseniz yani başarısızlık diyemezsiniz asla. Çünkü o playoff 5. maçında her şey olabilir. Bir topla kazanırsın, bir topla kaybedersin. Ufak detaylar, ufak hatalar belirliyor o tarz maçları. Fenerbahçe'de de tanıdığım arkadaşlarım var. Herkes elinden gelen mücadeleyi yaptı. Kaybettiler. Ben eminim yani seneye gene orada olacaklardır. Yani Efes'te, Fener'de yani bu seneyi böyle geçirdiler ama ben inanıyorum ki önümüzdeki sene tekrar Final Four'da olacaklardır. Ya tabii ki hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Hem ligde hem Euroleague'de. Hedefimizi en üst seviyeye koyduk. Ya bunun için çalışıyoruz. Herkes takım için takım içindeki herkes, performans malzemecisi, sağlık ekibi, oyuncular, herkes bunun bilincinde. Bunun için emek veriyoruz. İnşallah bu sezonun sonunda kupayı kaldıracağız. Ya çok istiyoruz. 6 aydan sonra böyle bir sistemi anladıktan, neyi nasıl yapacağımı çözdükten sonra daha rahat ilerledi benim için. Benim ve eşim için. Yani çünkü her şey yeniydi. Hiçbir şey bilmiyorduk. Herhangi bir konuda. En çok bizi zorlayan konu bu oldu. Yani saha içinde de tabii ki o Saras'ın istediği sistemi öğrenmek uzun sürdü. Onun neler istediğini anlamak ya biraz uzun sürdü ama o ilk 6 ay geçtikten sonra o kırılımı yaşadıktan sonra ha böyle oluyormuş, bunu böyle yapmam lazım. Bunları çözdükten sonra her şey rayına oturdu ve daha rahat gelişti benim için. Yani şu anda da kendimi çok çok rahat hissediyorum. Şu an bizim takım olarak bizim önümüzde bir hedefimiz var. O hedefe inşallah ulaşacağız. O hedefe ulaştıktan sonra bu kariyer hedeflerini düşünmeyi planlıyorum. Çünkü ya kafam dağılsın çok istemiyorum. Çünkü böyle şeylerde
konsantre kaybetmek yani çok kolay. Şu an bizim de önümüzde bir hedefimiz var, kişisel ve takım olarak. Bunları inşallah başardıktan sonra onlara konsantre olurum yaz dönemi. O rahat ettiğiniz ortamdan çıkmak her zaman risktir. Ya bu sadece benim için değil, herkes için böyle. Ama o zor kararı almak, o rahata alışmamak, kendine sürekli bir meydan okuma yaratmak, sürekli kendini geliştirmeye çalışmak her anlamda yani çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü rahata alıştığınız zaman hani ne olursa olsun, işinizde, dışarıda, evinizde, her yerde o bir yerden sonra ne olacak diyorsunuz hani tamam rahatım, iyiyim, huzurluyum ama hani sonra ne olacak? Sürekli yeni bir şey aramak, yeni bir meydan okuma aramak herkes için riskli. Ama bu riski göze alıyorsan o riskin sonunda elde ettiklerin daha büyük oluyor. Yani daha mutluluk veriyor. Belki kalsam başka şeyler konuşacaktık ama ben şu an buradayım. Ben aldığım riskten mutluyum. Ergin abi meydan okumayı seven bir antrenör. Efes'in tarihinde yani şu an itibariyle Efes'in tarihinde yeri olan bir antrenör. Eğer böyle bir şey olursa ben sevinirim çünkü yurt dışında yani Yunanistan gibi, Panathinaikos gibi bir kulübü çalıştıracak. Ya yani böyle büyük köklü bir kulübü çalıştıracak bir Türk antrenörün olması sevindirici. Kendine yeni bir meydan okuma istedi büyük ihtimalle. İnşallah başarılı olur. Ya ben eminim başarılı olacağına inşallah. Ya inşallah Ergin abi bir yolu açmıştır bu yoldan. Herkes takip eder onu.